İbrahim Güneş, öncelikle 3 bant dünyanın en zor oyunlarından biri, bunu söyleyebilirim ve biz de şu anda bu oyunu en iyi oynayanlardan biriyle birlikteyiz. Murat Naci Çoklu. Dünya şampiyonasının Fransa ayağında şampiyon olduğu rakibi, İspanyol rakibi Sanchez'i 40-20 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı. Tabii o şu an burada antrenmanına da devam ediyor aynı zamanda. Dünya şampiyonluğuna çok yaklaştı artık. Bu şekilde turnuvanın farklı ayaklarında da yine şampiyonluk elde ederse dünya şampiyonu olacak. Biz şimdi kendisine doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Ben öncelikle tebrik ediyoruz. Çok büyük bir başarı imza attınız. Nasıldı final? Nasıl geçti sizin için? Buralara gelmek nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. Geçen sene ben yine böyle bir turnuva kazandım İstanbul'da. Dünya Kupası kazandım ama öncelikle buna girmeden önce ülkemiz zor günler geçiriyor. Özellikle bir 15 Temmuz olayı var. Ondan dolayı ülkemizde şehitler veriyoruz. Bunun için ben şehit ailelerinden başsağlığı diliyorum. Umarım güzel günler yakında gelir. Ben de bu kupayla birlikte, Dünya Kupası ile birlikte bir nebze mutluluk verebildiysem Türk halkına, ne mutlu bana. Bütün Türk halkına armağanım olsun bu. Dediğim gibi geçen sene 2015 Ekim ayında İstanbul'da yapılmıştı. Yine bir Dünya Kupası kazanmıştım. Tekrar nasip oldu Ekim ayının sonuna. Fransa'nın La Bolle kentinde yapıldı Dünya Kupası. Orada şampiyon oldum. İlk turda bir maç kaybettim. Grup maçı. Yenilenlerden 3 kişi alıyorlardı turnuvaya. Ben oradan dahil oldum tekrar turnuvaya. Ama oraya kadar o bölüm çok zordu, çok stresliydi. Belki orada çok stresli gün, saatler geçirdiğim için çok rahatladım. 32 ana turnuva dediğimiz turnuvadan bir Koreli Kim Hencik arkadaşımızı yendim. Ondan sonra Vietnamlı diyecektim, kusura bakmayın, heyecan oldu ondan dolayı şey oldu. Fransız bir tane oyuncumuz var, Barbelevan diye, onunla oynadım. Baskı altında geçti tabi Fransa'da olduğu için maç. En sonunda İspanyol değil mi? Sonu İspanyol, evet. Yarı final ve finalde de rakiplerim her nedense bir şekilde kötü oynadılar. Ben de iyi performans sağladım. Çok kolay geçti açıkçası. Zor. Peki sırrı nedir bunun? Bunun sırrı çok çalışmak. Ben 25 senedir oynuyorum. Profesyonel bir şekilde devam ediyorum bunu oynamaya. Günde 6 saat, 4 saat minimum oynuyorum. Çok çalışarak, bunun sırrı bu. Okan Ateş, beni duyuyorsan bir şey sormak istiyorum. Hep merak ederdim. Duyuyorum İbrahim Güneş. Şampiyon Bilardo Yunus'a sorar mısın? Frikik kullanan futbolcuların o topa vuruşundaki tekniğiyle Bilardo arasında bir bağlantı var. Mesela iyi Bilardo oynasa Hakan Çalhanoğlu çok daha iyi frikik atar mı diye bitiriyoruz. Çünkü bu son soruyla tamamlayalım. Stüdyodan İbrahim Güneş soruyor, diyor ki acaba frikik kullanan futbolcularla bilardoda topa iyi vurmanın, o matematiğin bir alakası var mı? Var. O frikik kullananlar da topa biliyorsunuz biraz falso veriyorlar. Falsolu topun yönü değişiyor. Bizde de biraz var. Kesinlikle bir iyi bir benzetme yapmış. Var ama dediğim gibi daha çok daha düz vuruşlar. 3 bant olduğu için bu artistlik bilardoda daha çok benzer şeyler oluyor. Bizde biraz az da olsa var, haklı. Peki o zaman hemen şu mevcut durumdan bir sayı alabilir misiniz? Tabii ki, tabii ki. Hemen şimdi Murat Çoklu'dan bir sayı rica edeceğiz. Bunu anlatayım. Sarı top bizim oluyor. 3 bant oynadığımız için izleyenlere anlatayım. Bilmezler belki. Kırmızı topun sağ tarafını kullanarak uzun bant, kısa bant, uzun bant. Şuradan da kısa bantı kullanarak 4 bant veya buradan 5 bantla sayımızı tamamlayacağız. Peki şimdi Murat Naci Çoklu dünya şampiyonu bizim için deneyecek. Fransa'da çok büyük bir başarı elde etti. Finaldeki rakibi Sanchez'i 40-20 gibi farklı bir skorla geçti ve şampiyonluğa gitti. Şimdi de bizim için ve bir sayı daha aldı. Ve bunun da galiba böyle oluyor. Evet, aynen. Bu. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum size. Şampiyon Murat Naci Çoklu ile birlikteydik. İbrahim Güneş bizim için de kısaca bir sayı aldı. Söz tekrar merkezde.